Merhaba Gülçin Hanım. Anadolu Vakfı'nın Sosyal Girişimci Gençler Projesi'ni başlatmasının amacı nedir? Günümüzde aslında ülkemiz yüzyıllardır hayırseverlik ve sosyal yardımlaşma kültürüyle yaşamakta. Ancak günümüz dünyasında sosyal sorunların ve ekonomik sorunların çeşitliliği yeni yaklaşımlara ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Bu bağlamda toplumsal sorunların çözümünde en önemli araçlardan biri olan sosyal girişimcilik kavramı sivil toplum kuruluşlarında bu bağlamda en önemli aktörlerden biri haline getirdi. Biz de Anadolu Vakfı olarak 1979 yılında kurulduk ve 36 yıllık tarihimizde, 30-35 yıllık tarihimizde hep hayırseverlik yaklaşımıyla işte bursiyer programlarımız var, Anadolu Sağlık Merkezimiz var, orada ihtiyaç sahibi kişilere ücretsiz sağlık hizmetlerimiz var. Bu gibi çalışmalar yapıyoruz. Bunlar bir yandan devam ediyor ama bir yandan da bu işte yeni yaklaşımlara ihtiyaç duyuldu dediğim gibi az önce. Bir yandan da son 3 yıldır bir yenilenme sürecine girdik ve sivil toplum alanında yenilikçi uygulamalar yapmadık adına ve sosyal girişimciliği geliştirmeyi ve desteklemeyi kendine misyon haline getirmiş bir vakıf olarak 1 Eylül 2014 tarihinde Sosyal Girişimci Gençler Projesi'ni başlattık. Hedefimiz evet daha katılımcı ve daha vizyoner bir genç nesil yetiştirmek. Bu yönde de sosyal girişimcilik alanında gençlerimizin bilgi birikimlerini ve tecrübelerini arttırmayı hedefliyoruz. Peki bize biraz sosyal girişimcilik konferansından bahsedebilir misiniz? Konferansımız 10 aylık bir süreci kapsıyor. Az önce de bahsettiğim gibi 1 Eylül 2014 tarihinde başladı Sosyal Girişim Gençler Projesi. Biz de vakıf tarihinde bir ilk yaşayarak 35 yıllık geçmişimizde ilk defa devletten destek aldık. İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle yürütülüyor Sosyal Girişim Gençler Projesi. Ve 1 Eylül itibariyle başlayan proje içerisinde birçok işte bir merkez açtık, bir inovasyon noktası açtık, bir portal üzerinden yürütülüyor. Projemiz aynı zamanda eğitim faaliyetlerimiz var. Eğitim seminerlerimiz oldu. Şu ana kadar 17 tane eğitim semineri gerçekleştirdik ve 1194 gence ulaştık İstanbul'da. Bir yandan da projenin en heyecanlı faaliyeti olan sosyal girişimcilik yarışmamız başladı. Sosyal girişimcilik yarışması sonucunda bir yarı finalist eğitim kampımız ve finalist eğitim kampımız oldu ve finalist eğitim kampından sonra özel ödüle layık görülen 3 projemizin bugün sosyal girişimcilik konferansında hem tanıtımını yapıyor olacağız hem de Türkiye'den önemli uzmanların, akademisyenlerin, sivil toplum yöneticilerin ve sosyal girişim kurucularının katıldığı da çeşitli paneller olacak. Gün boyu farklı oturumlarımız var. Türkiye'de başarılı sosyal girişimler neler? Gençler bu konuda nasıl aktif rol alıyorlar? Sosyal girişimciliğin Türkiye'deki ihtiyaçları neler ve gelecekte neler yapılır, yapılabilir gibi konularda gün boyu 3 tane panellerimiz olacak. Konferansımız amacı hem bir yandan projemizin tanıtımını yapmak hem de tüm bu 10 aylık süreci İstanbul'da hatta Türkiye'deki birçok insana yansıtabilmek, anlatabilmek. Çok teşekkür ediyoruz sorularımızı cevapladığınız için. Teşekkür ederim.